Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yansımalarına, Zaparoja'daki son gelişmelere biraz sonra değineceğiz. Ancak ilk etapta Türkiye ile alakalı Ukrayna Savaşı üzerinden yapılan enteresan bir analizle devam etmek istiyorum. Şimdi Türk SİHA'ları, bunu sürekli belirtiyorum, ben TGRT Haber ekranlarında dördüncü sezonda sizlerle birlikteyim. Geçtiğimiz bir yıl boyunca Türk SİHA'larıyla ilgili sizlere sayısız analizler, haberler, yorumlar, değerlendirmeler paylaştım. Bunların %99.9'u övgülerle doluydu. Türk siyahlarını bir şekilde yere göğe sıldırılamıyordu. Dünyanın en saygın yayın organları peş peşe bir değil, birçok defa Türk sihalarına ilişkin haberler yaptılar ve söz konusu bu dronların ne kadar güçlü ve etkili olduğuna değindiler. Biri daha eklendi. Şimdi e, Foreign Affairs yer alan Ukrayna savaşı nasıl yeniden Ukrayna savaşı nasıl yeniden çevirdi başlıklı makalesinde Türk siyahlarına çok önemli bir yer açmış. Şimdi söz konusu yayın organındaki değerlendirmenin bir analizin sahibi Loren Ken Loren Ken tarafından bu makale yazılıyor. Şu deniliyor makalede bir kere neden Ukrayna işi tersine çevirdi yani? 6 ay boyunca nasıl direndi? Şöyle diyor e, yorumda, ma makalede. Bir kere bir, e, Ruslar e, intikal yollarından zayıf kaldılar. Lojistikte sınıfta kaldılar. E, bir yerden bir yere ilerlerken çok ağır kaldılar. Dolayısıyla lojistik anlamda Rus kuvvetleri yeteri kadar ve zamanında destek alamadığı için Kiev'i kuşa e, tamamen kuşatamadı. Ve dolayısıyla bu Rus askerlerinde ciddi bir moral bozukluğuna neden oldu. Aynı zamanda da Rus askerinde verilen ciddi kayıplar da yine ordunun ve elbette ki diğer Rus askerlerin moralini bozdu ve savaşa konsantre olamadılar. Ama aynı zamanda Ukrayna ordusu da iyi hazırlanmıştı. Elindeki gücü nispetinde iyi direnç gösterdi. Bir de Amerika'nın ve Avrupa'nın verdiği ciddi silah destekleri de bunda çok etkindir deniliyor makalede. Kane'in makalesinde ama daha sonra Kane aynı makalede ...geliş başlıklarla Türk sihalarına vurgu yapıyor. Beklenmedik kahraman diye yorumlamış. Evet, e, diyor ki e, bir şekilde e, e, Türk ihaları e, TB2 bayraktarlar için beklenmedik bir kahraman. T2 beklenmedik bir kahraman olarak diyor. Ukrayna'da çok iyi işler yaptı diyor. Şimdi bir, bir kere t, e, ucuz diyor. İki, ağır, büyük ve saklanamaz da öyle kolay kolay... Yani çok e, e, büyük diyor ebat olarak diğer benzerlerine göre. Fakat şöyle bir özelliği var diyor. Tankı, askeri sevkiyat yapan ZPT'leri, efendim karada hareket eden neredeyse her türlü askeri e, aracı, unsuru çok rahat bir şekilde vuruyor ve etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla bu da Ukrayna ordusunun elini kuvvetlendiriyor ve Ukrayna ordusunun biraz da başarılı olması direnç anlamında, savunma anlamında başarılı olmasının bir diğer nedeni bir başka faktör de Türk siyasi bayraklar TB2 diyor söz konusu makalede. Evet makalenin özeti böyleydi.